Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videomuza daha başlıyoruz. Arkadaşlar bugün de yine dağlara doğru gideceğiz. Bakalım ne tarafa giderlerse peşlerinden gideceğim. Çantamı da aldım, azığımı da aldım. Her şeyim hazır yanımda. Artık nerede duraklarlarsa. Geçen gün ta zirvelere çıktım. Bu sene fazla dağlara gidemedim. Hayvanlarım da az, işlerimiz de yoğun. O yüzden fazla gidemedim arkadaşlar. Ama işte fırsat buldukça bu şekilde sırtımıza çantamızı alıp azığımızı alıp her şeyimizi koyup yukarılara doğru yükseleceğiz. Saldık yine. Yavaş yavaş gideceğiz. Yol arkadaşımız burada, Duman. Hoş geldin Duman. Merhaba de. Dur la, sakin ol. Evet, Duman'la beraber yolculuğumuza başladık arkadaşlar. Şimdi hemen kameramızı çevirelim, videomuza başlayalım. Evet, geçen gün yağan yağmurlarından her taraf yemyeşil oldu. Çünkü sonbahar arkadaşlar, şimdi sapsarı olmuştu çoktan yani. Çok şükür yağan yağmurlarla yemyeşil oldu buralar. Değil mi Duman? Duman'ı da biliyorsunuz, artık alıştınız. Bizim yol arkadaşımız. Ben nereye gidersem, eğer koyuna gidersem koyuna. Hepsine geliyor. Misafirin 4 tane yavrusu var. Onunkiler de büyüyor arkadaşlar günden güne. Koyun yanından başladık yine. Buraya gelene kadar arkadaşlar beni uğraştırıyorlar biraz. Gelmiyorlar yani, ağırdan alıyorlar. Şimdi salmadan da anam ot veriyor önlerine. Normalde aç salacağım hayvanları, çünkü daha yukarı gideceğim. Yayılsın da yani. Tok hayvan tabii ki yayılmaz. Evet, bu arada Selahattin'in kızının işte yakında düğünü var. Geçen de videomda bahsetmiştim. Bugün de bayanların mevlidi var. Kınası falan yapıldı. Artık nasip olursa üçünde Kastamonu'dayız, Kuzeykent'te. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun annemgil. Bütün bayanla köyümüzün şu anda evde. Bayan hocala geldi mevlid okutuluyor. Allah kabul etsin. Hacı Emmi'nin ruhuna gitsin. Hacı Emmi de bizim rahmetlik babamın çok samimi arkadaşı. Akrabamız yani. Beraber çok da var gütmüşler. Nurettin Emmi'nin, Sebahat Emmi'nin, Selahat Emmi'nin babası Fahri Yaplan'ın mekanı durağı cennet olsun hepsinin. Hacı Emmi'nin, babamın. İşte buradan davarlarımızı salardık Uğur abinden. Doğru dağlara doğru. Onların da çünkü çok keçi davarları vardı Uğur abinin. Halen daha yine var. Eski davarcılardan. Sohbet başladı mı bu şekilde anlatıp gidiyorum arkadaşlar, çünkü rahmetlik Vasfi abla vardı, Hacı Emmi'nin eşi. O zamanlar Hacı Emmi çok meraklıydı yine. Keçi davarlar vardı. Ben davar saldığım zaman ikimiz beraber giderdik. Bazen iş olurdu. Vasfi abla hemen bir şeyler alıp gelirdi. Azığımı getirme derdim yine rahmetli. Çok hürmetkar bir insanıydı yani. Kendisi çok el açık bir insandı. Beraber Hacı Emmi ile güderdik biz de. Bu rahmetli babam da, Nurettin Emmi de hepsi beraber çok davarla gütmüşler bu dağlarda. Allah kabul etsin mevlütlerinde. Bütün ölmüşlerin ruhlarına gitsin. Elimde tripod. Şimdi sopam yok arkadaşlar. Bak, bununla da gitmeyele. Beni dinlemeyele sözüm yani. Şşt, salmayın, zorla götürüyorum. Hadi kızım, hadi. Daha yukarı çıkacağız ya. Hava çok sıcak. Neyse, yukarılarda yine videomuza devam ederiz arkadaşlar. Şimdi burada biraz durdurayım. Bunları güdeyim, doyuralım. Çayımızı ne demlerken, tripodumuzu kurunca videomuza devam ederiz. Dumana baksana, kaba gölgeyi bulmuş. Duman, gölgeden çıkma oğlum sen. Otur burada. Oldu mu? Şöyle dağlara doğru yükseleyim. Yine devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir doğa videomuza daha başladık işte. Tek kişilik filmimize hoş geldiniz diyorum. Tek kişilik sinema.
Yönetmen, kameraman Fatih Davulcu. Ne ettin oğlum sen? Burada Duman var. Çakır, Nazlı, Şenay, Ceylan. Hayvanlarımızın ismi. Koyunlarımızı zaten keçilerimizin isimlerini hep biliyorsunuz. Gülcan var, Kartopu var, Yadigar var, Gökçe kız var. Oh, içeriden gerek otu gidiniz tabi. Buldunuz çamın gölgesini. Var ben bakalım hadi. İşte videomun başında dediğim gibi arkadaşlar. Yağan yağmurlarla her taraf yeşillendi. Bu yeşilliğin içinde de ovada o çayır otlarını gütmek istemiyorum hayvanlarımı. Çünkü dağ otları daha faydalı, daha yararlı. Hem de hayvan dağda yayıldığı zaman bile, köye gittiği zaman sabah damına vardığınızda böyle yatıyorlar yani. Ama ovada güt çayırda sabahleyin var hepsi ayakta. Çünkü niye? Hayvanın kanı birden geçip gidiyor. Tabii o yüksek dağlarda, yukarılarda, dağ köylerinde takipçilerimiz anlatıyor. Salıveriyormuş da bu şekilde. Yayılıp akşama dönüyormuş da hayvanlar. Mesela o çiftlik tarafında orada büyük neydi onun adı? Çorum Kargı'ya yakın mesela o bizim Hacı Anne'nin Kiraz Dağı var. O taraflarda salıverdiğim hayvanlar rahatlıkla bu şekilde yayılıp geliyormuşlar. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Burada tek başına salıveremiyoruz daha yukarı. Belki ineğimiz geri gölde bizim öbürküle buzağla çakır hiç umurunda değil yani. Koya gelmek. Geçen gün dikkat ettim. Geliyorum diye baktım. Duman gel. Oğlum bak. Duman da etrafı kolaçanı diye. Akıldı sade. Şöyle birden dönüşler yapmayalım. Kışın işte burada güderken Salih'le arkadaşlar şu yukarı doğru giderek göstereceğim size. Orada misafir domuzu çıkartmıştı. Mis gibi dağ otu arkadaşlar. Bazı her yerde değil de bazı yerlerde arkadaşlar mesela o dağ köylerindeki bile yani o dondurmaya katılan Salep'ten yetişiyor. Rahmetli babam eskiden böyle sopayla çıkartırdı, getirirdi dağdan. Salep o yüzden pahalı, her yerde olmuyor. Dondurmanın ham maddesi neredeyse yani. Olmazsa olmaz. Neydi ona çamın arkasında? Yatıyor mu oğlum? Gel. Şöyle yavaş yavaş. Belki buradan geri döneriz arkadaşlar. Aşağıdaki kiren topladığımız rahmetli Cızır adayının oluğuna doğru gideriz. Bilmiyorum belki yukarıdaki oluğu giderim. Takipçilerimiz geçen yazmışlar Fatih. Yanına bir urgan al. Çay demleneceğin zaman ineğe bağla diye. Haklısınız gerçekten. Çünkü biraz doyduğu zaman bu hemen koya kaçmaya yelteniyor. Çünkü küçük buzağısı var. O yüzden koya kaçıyor. İşte yüzeysel sular olduğu için arkadaşlar birden kesiliveriyor mesela. Derelerde bazen şu yukarıda bak bir yer var şimdi havuz gibi su doluyor böyle yağmur yağdığı zaman. Şuna bak. Ne yapmış bak çamın bu tarafını kaşına kaşına işte dediğim gibi. Domuzu görüyor musun? Bu hale götürmüş çam bak. Böyle kaşını ye. Aynı belgesel programı gibi sizlere anlatayım arkadaşlar. O çamurlara yatar böyle dere.
Dere işlerine, serin yerlere. Domuzum. Kışın misafir buradan çıkartmıştı bak. Derenin içinden bir yerden. Av köpeği olduğu için kokuyu hemen alıyor. Evet arkadaşlar, hayvanlarımız otlamaya devam ediyor. Anlaşıldı yukarı gitmeyecekler. Neyse biz de aşağı dönüyoruz. Hiç dokunmadım ben de. Biraz gittiler. Sonra geri döndüler. Çantamızı alalım. Epey dinlendik burada. Bugün anlaşıldı arkadaşlar. Bugün yukarıdaki oluğa gitmeyecekler. Aşağıya döndüler. Tumal hadi gidelim oğlum. Gel. İyi kötü mantar çıkmış mı bakalım. Bazen o yabani yenmeyen mantarlardan çıkıyor ama bundan sonra artık kanlıca mantar da çıkar. Güzel yağmurla yağdı. Buralarda var mı diye bakıyorum da yok arkadaşlar. Buraya çok yağmur yağdığı zaman sel suları birikiyor işte bakın. Kavak ağaçları var. Duman da buraya gireye yüzüyor. Burada su var şu anda. Bunda sel suyu arkadaşlar. Hemen çamurdan kaymayalım. Haydi gidiyoruz duman. Duman da serinleniyor arkadaşlar, sıcaktı. Çocukluğumuzda biz de ırmaklara koşardık yüzmeye. Onun tadı da başka olurdu. O şelaleye mesela geçen Rıfat'ına gittiğimiz şelaleye giderdik yüzmeye. Şimdi hiçbir şeye zaman olmuyor. Her şey çocuklukta. Bunlar da akasya ağaçları bak. Neyse döndüler aşağıya. Biz de bugün aşağıdaki oluğa gideriz. Bazen sağa sola sallanıyor arkadaşlar, kusura bakmayın kamerayı çekerken. Hıcılara bak. Dalında duruyor çamur. Her şeyin vakti gelmeyince düşmüyor arkadaşlar bakın. Vakti geldiği zaman o dağdan düşer. Anam. Ben tripodu nerede bıraktım? Tripod aşağıda unuttuk arkadaşlar. Ya ben diyorum yüküm biraz hafifledi. Nerede bıraktım ben tripodu? Yüküm diyorum hafifledi, hiç farkında değilim. Çantayı aldım. Tripodu unuttuk.
Neyse buradan aşağıya gideceğiz. Aşağı giderken alırız. Sürekli de telefondan neydi konuşuyoruz arkadaşlar bu aralar. Acayip derecede unutkanlık var yani. Var be kızım, var be. Hadi, ol o kadar, var be. Çanta tek başınaydı şurada. Demek ki biraz daha aşağıda bıraktık. Neyse giderken bakarız arkadaşlar. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Duman gitme lan oğlum lan. Gel Duman gel gitme oğlum gel. Bir araba göresi hemen koşuyor ya. Arkadaşlar tripodu buldum yukarıda bırakmışım. Onu da aldık yanımıza şimdi. Bununla bugün yukarı gitmeyeli. Lan oğlum dur süt bızası. Bu da arkamdan koç vurar gibi. Ne ediyorsunuz lan siz? Ya hadi gel buraya sen vuruyorsun. Hadi git. Hadi süt bızası. Süt bızası Ramazan bunun adı. Hadi bakalım çocuklar serinlenin. Çakıra bak az daha yüzüyor suyun içinde. Yukarıya bakalım nereye gideceğiniz deri yukarı. Hadi suyumuzu içtiniz. Bugün yukarıdaki oluğa gitmek istemediler arkadaşlar. Sinekler de çok arkadaşlar. Bunların üstlerine ilaç var. Onlardan biraz şey attım sabah gelirken. Hayvanlar rahat etsin diye. Suyun içine girdi ve çıktı işte bak. Hah, sıra sende Duman var be. Dur, Duman gitmedi. Suyu içince ağırlaştılar. Buradan çıkarız arkadaşlar. Şöyle karşıdan ağrı. Oluğa gideriz. Bak burada da bir tane kavak. Kara kavak ağacı yetişmiş. Su işi tamam. Duman da peşine takıldı.
Benim hayvanlarım buraları bildiği için arkadaşlar alışkın. Fazla da mesela ağır kilolu ineğim yok öyle. Mesela ağır kilolu süt inekler falan olsa ona buralarda gezemez. Ayaklarını taş keser. Toparlamaya başlar yani. Hadi bakalım çocuklar. Dereden sularını içtiler arkadaşlar. Artık yayılsınlar. Havada da öyle bir sıcak var ki. Yağmur yağacak. Şu palamutlara bak ya. Meşe palamudu. Pölüt diyoruz biz. Bakın arkadaşlar demin bahsettim ya. Dedim artık yabani mantarla çıkar diye. Ağzımda mıydın? Şuna bak ya. Sen bir karnıca mantar olaydın, ben sen olaydım. Öyle bir çok büyüyor ki bu ayı mantarları. Şuna bak ya. Demin şu karşıda bırakıp gitmişiz tripodu. Bu şekilde duruyormuş. Çantalarımızı yüklenelim. Aşağı belki oğlum orada. Ben de karnımı doyurum. Geldiğim yeri göstereyim sizlere bakın. Yukarıdan çamların içinden ağrı dereden geçtiler, su içtiler. Gel duman. Yat korkadı yat. Dur oğlum video çekiyorum lan. Duman da bir alem ya. Bu şekilde aşağıya doğru gidiyoruz. Geçen gün kiren topladığımız yere. Orada çeşmenin başına durarlarsa ben de çay demleyeceğim. Burada bir çördük ağacı var. Onun dibinde oturuyorum şu anda. Hayvanlarımız otlasın. Ben de sizlere şöyle doğayı çekmeye devam edeyim. Ben de mantar zannettim. Elmaymış arkadaşlar. Buraya 4 tane elma olmuştu. Onu da çürümüş.
Şöyle yüksekten yeşillikleri bir görünüm alalım. Artık ben de yavaş yavaş acıktım arkadaşlar. Çeşmeye doğru insinler. Videomu durdurup devam ettiğim için bayağı zaman geçti aradan. Gelmeyen kızım bu tarafa bak. Bir tane düz bir taş aldım arkadaşlar yanıma. Onu da göstereyim sizlere. Şey yapacağım şimdi. Tavuk parçası var çantamda. Artık onun da buzu çözülmüştür. Şimdi şu taşın üstüne aynı bir mangal misali merminin üstüne pişiriyor ya, o şekilde yapacağım bakalım. Hadi kızım çeşmeye gidelim hadi. Hadi. Hava sıcak bak. Geri dönüyor daha ya. Hadi çeşmeye hadi. Çantamın neyi tekrar sırtlanayım arkadaşlar. Yüklenelim yükümüzü. Doğru. Çeşmenin başına gidelim. Yayılacakları kadar yayıldılar artık. Dumana bak sen. Cıkkada gölge başırdı. O da geldi yanıma oturdu. Bazı köpekler vardır arkadaşlar. Yazın zayıflar böyle. Kışın dirilir. Bak duman da kışın dirilecek inşallah. Değil mi duman? Bunları arpa yarması, undan işte yal yapıyoruz. Vakit buldukça arkadaşlar sağ olsun kasaba arkadaşlarımız var. Rahmetli babamın arkadaşı var. Bana dolduruveriyorlar kasayla. Alıp geliyorum bunlara. Köpekler kemiği çok sever. Büyük kangal da öyle çatır çatır yiyor. Salih pazara gittiği zaman o kebap kemiği getirir. Yani bunları kemiksiz bırakmayız. Değil mi oğlum? Öteki kuş can isteyince davara gider. Can isteyince gitmez arkadaşlar. Böyle bir huyu onun da. Misafir de yavrularıyla yatıyor köyde. Ben artık yavaş yavaş oluğa ineyim. Görüşürüz arkadaşlar tekrar. Haydi çocuklar çeşmeyi. Ercebanın sesi geliyor arkadaşlar. Vay Erceba! Niye andasın? İçin bakalım suyumuzu haydi. Evet, geldik Cızır Adayı'nın oluğuna. Suyumuzu da dolduralım. Geçen işte burada arkadaşlar hemen şu deredeki kirenden kiren topladık. Burada çay demledik. Var ben Gölgör'e doğru inin. İçin kızım hadi.
Çok sıcak hava. Çakır gel. Çakır nereye gidiyorsun Çakır? Arkadaşlar eğer ki burada durarlarsa çayı demlerim burada. Durmazlarsa aşağı inerlerse artık aşağıda demleriz. Arkadaşlar şimdi artık hayvanlarımız ağırlaştı. Suların içine yayılmaya başladılar. Tekrardan. Daha önceki çay demlediğimiz yere ateş yakacaktım şuraya. Orada baktım. Karıncalar yuva yapmış. O taraflarda çok karınca var. O yüzden dedim buraya oluğu yakın bir yere yakalım. Şurada ufaktan bir şey yapalım. Yemeğimizi yiyelim. Gel Çakır gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel Çakır gel. Gel kızım gel gitmeyin güneşe. Gelin gölgelerde yayılın şuralarda. Hemen ben hazırlıklarıma başlayayım arkadaşlar. Tripodu kuracaktım. Geçen o üstündeki kırılan parçası yine tutmuyor. Pazara gittiğimde de araştırdım. Bizim buralarda yok herhalde. Artık olmasa bir şekilde yenisini şey yapacağız. Durmuyor. Buraya şöyle bir avuç odun topladım arkadaşlar. Hemen çayımız 2 dakikada hazır burada. Birazdan kaynar. Şimdi taş ısınsın iyice. Burada var bak. Tavuk parçamız var. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Taze taze. Domatesler. Ben tabak koydum sanıyordum ama şey yapmamışız. Tavukları koymuşum tabağa sadece. Ya şu tripodum yapması kötü oldu. Şimdi ben bunu kurardım. Kendi kendine çekim yapardı. Evet, çeşmenin başında böyle bir manzara. Duman. Birazdan kemikleri senin oğlum. Ondan sonra şu da senin. Hadi git. Anca böyle çekim yapabiliyorsun. Taş iyice kızınca aldım ha şu parça da yere düştü. Al onu da sen ye oğlum. Şimdi bir sopa bulmam lazım benim. Çayımızı da koyayım. Çabucak kaynasın. Oo. Üstündeki kapağın üzeri ısınmış. Evet.
Evet arkadaşlar, haydi bakalım. İlk tavuk parçamızı attık. Çayımıza da bakalım. Çaydan sapını da yakmayalım. Parça daha atsam mı ki acaba? Şöyle. Burada var arkadaşlar. Aldım abi. Bunu da sen yılan. Hadi. Hadi al da git. Mermer de çok güzel oluyor diyorlar arkadaşlar. Yapan arkadaşlarımız var böyle sohbet ettiğimiz. Şimdi köyden bir de sırtıma mangal teli alsam artık onu taşı bunu taşı hepsi yük oluyor sırtıma. Bak, tripodu göttüm hiçbir şey yaramadı. Daha orada duruyor. Gider ki alasım gelmiyor şimdi yani. Bir tane tabak unutmuşuz. Domatesleri doğramaya. Neyse onları doğramadan da yeriz de. Durun Gorgide. Çok sıcak bu. Artık böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Eğer kurabilseydim şimdi uzaktan çekim yapacaktık. Tripod beni. Taşımışsın. Şöyle bir iki de yeşillik atalım yanına. Biberleri de yatıralım. Bazılar arkadaşlar biberi çok sever. Mesela biber közlemesini, patlıcanı. Herkesin değişik bir tarzı vardır. Çayın en fazla 2 dakikası var. 2 dakika sonra hazır. Acaba bir parça daha atsam şuraya. Aynı yemek pişer gibi cosur cosur ediyor. Taşta kızgın. Pişiriyor yani. Mermer taş. Şşt. Benim domateslerine yemen ya. Ben karnımı doyurana kadar saat 4 oldu arkadaşlar. Hanımefendilerin güven olacak da su inecekle biz ateş yakıp çay demleyeceğiz. Geçen kaynadı. İşte bu. Mutluluk bu işte arkadaşlar. Çayın kaynaması çok güzel bir mutluluk. Duman sen hakkını yedin oğlum. Çık hadi de ben yiyeyim bak. Hadi bak bir tane daha. Evet bu şekilde etlerimiz pişiyor. İlla ki döndüle dolaştıla geldiler arkadaşlar. Bunların ben hepsini pişireyim de bakın nar gibi oldu. Biberleri de yakmayalım. Of.
Artık ben yemeye başlayacağım. Biberleri alalım arkadaşlar. Biberleri kenara aldık. Bunların işi tamam. Kapatmış, şu tutmuyor arkadaşlar bak. Üstteki parça. Artık tavuklarımız pişmiştir. Çayı demledim arkadaşlar. İkindi olmuş. Çay birazdan dökerim. Önce şu biberi yiyelim bakalım. Haydi bismillah. Ah lan tripod. Demin bir tanesini yedim, acıymış bayağı bir. Oho. Közde sevenler var biberi. Salata olarak sevenler var. Dilimde ekmek alalım. Ha, tuzunu attım ama önceden. Birazdan alacağım artık arkadaşlar. Pişti yani gayet. Şunu bir yiyelim. Bazen böyle aksilikler yaşayabiliyoruz. Bu ikinci oldu benim. Geçen işte traktörden düşürdüm. Plastik şey arkadaşlar, bir anda düşürebiliyorsun yani. Lazım bir şey ama dikkat etmek lazım. Unutuyoruz, düşürüyoruz. Tripod beni çekeceğine ben tripodu çekeyim. Arkadaşlar gayet de güzel pişmiş. Bizim öğlen yemeği ikindiyi buldu. Bir bardak da çay içelim arkadaşlar, mis gibi. Bakalım buranın suyu nasıl çıkmış. Şekerimleri yaptık bu arada. Arkadaşlar bayağı yedim. Çünkü tripod beni çekemediği için ara veriyorum. Tekrar devam ediyorum. İşte şimdi çayımı doldurdum. Karnımızı doyurup artık gideceğim. Çünkü zilin sesi kesilmeye başladı. Yukarı gittiler bizimkiler. Artık toparlanıyorum. Yarıp şu karnımızı doyurduk. Azığımızı da toplayalım. Şuradan bir çay daha içelim.
Geçen takipçimizin biri Fatih abi demiş. Termosundan çay alsan yanına. Arkadaşlar evdeki çay termosun çayı bu çaydanlık daha bambaşka tabii ki közde. Kaynayan suyun tadı. Güneş odunu, gürgen odunu. Onların tadı bambaşka. Karadeniz'in de çayı karıştım içine. Tam benim içeceğim çay. Bazen ayarlayamıyorum arkadaşlar şeyi. Demli oluyor. Çok sert oluyor. Ama şimdi ses soluk kesildi gittiler. Bizim hanımefendiler gittiler arkadaşlar. Artık ben ortalığı toparlayacağım. Videomu sonlandıracağım. Bir kişi daha olsa yine yetiyor yani. Çay. Evet, kamerayı şöyle tripod niyetine elimi tutayım. Başka türlü olmuyor. İşte böyle arkadaşlar, yavaş yavaş bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk, çayımızı da demledik. Benim için çay demlemek 10 dakika. 10 dakikada çayımız hazır. Bir gün öyle denk gelirsek sizlere de beraber yaparız yani, gelirseniz. Daha önce gelen takipçilerimiz oldu. Beraber çay demledik, mangal yaptık bu şekilde. Tripodun bazen şeyliğine uğruyoruz yani, kırılabiliyor plastik şey. Ben bu çayımı da içeyim, artık yavaş yavaş kaçayım arkadaşlar. Belki yukarıda devam ederim videoma. Buraları ben toparlayayım, çantamı neyi toplayayım. Duman da tavuğunu yedi, yemeğini yedi, onun işi de tamam. Artık gidiyoruz yukarıda, bakalım, görüşürüz. Tekrar devam ederiz arkadaşlar. Devam etmesek de artık bunu bir veda kabul edin. Burada ben kapatıyorum şimdilik. Arkadaşlar, ben Oluk'ta çayımı içene kadar bizim inek çoktan harmana gelmiş neredeyse. Önden gidiyor. Karnı doydu mu hemen suyunu içti mi buzağa kaçıyor. Süt toplaşmaya başladı mı göğsüne doğru koyu. Daha orada bak. Şuralarda böğürtlerine takıldık. Çakır, yayılım oğlum. Yani bir yemek yiyip çay içene kadar neredeyse kuyu boyluyormuşlar. Oo, kirenlere bak. Şuradan biraz öğütlen toplayalım. Rüzgar çıktı arkadaşlar. Hava serinledi. Bakalım yağış varmış. Takipçiyle yazmışlar. Kan yapar Fatih. Bol bol öğütlen yedi. Çay içtim, bardakları yıkadım, çantamı topladım. Yukarı yukarı geliyorum. Yok, inek yok. Geliyorum geliyorum, yok. Ta harmanın yoluna girmiş. Bir dakikaya kalmadan. Bunlar yukarıdakilerden daha büyük arkadaşlar, geçen topladıklarından. Onlar dolapta duruyor, biriktiriyor şimdi. Anama dedim, şekersiz yapsan dedim. Daha güzel olmaz mı? Böğürtlen reçeli yapayım diye. Hiç şeker dedim katmadan.
Instagram'dan da bayağı bir şeyler yapıyormuşlar. Yazmış takipçilerimiz. Marmelat olsun. Soğukluk. Anam! Kim geldi? Nereden çıktın lan sen? La Salih. Cızır adayının oğlunda 2 dakika bir çay demledim. Kaçtılar geldiler la. Kaan'ı doyasıya koyak aç inek. Harman'da yayılı gayren mi? Sen nettin yeni mi geldin? Arkadaşlar Salih çayını içer, çorbasını yer. Ondan sonra salar gezdirir biraz. Ha. Nettin Salih? Hele. Bana bak. Radyon almamışsın yanına bakıyorsun değil mi? Radyonun şarjı bitti onun. Çabuk mu bitiyor şarjı? Şey ya. Müzik dini ya arkadaşlar bu. Hele. Ha oğlum radyosun şey bitiyor. Hele kırmızı şapkaya bak hele. Bir de elin ekmek verir. Kelatem mi şeyle. Ha. Aynen bir de verir de. Şey mi Mevlid'e mi? Yok Mevlid'e. Onu ver canım. Yedim yedim. Anam. Hayır anam bir de verirdi. Yuğladın ha mı? Ha yedim. Ya sen karnım dokun ya. İyi bakalım Salih. Ben çantamı dokun. Açayım yani sana azık kuralım hemen. Yok ya yok ya. Gerek yok. Çay da demleyiverin. Yok ya. Ben içtim çayını. He? Ben çayını içtim ya. Buğurtla yiyordum şurada ya. Yayısın onunla gel ineklere bakalım Salih. Ya ya ben buradayım. Şuradan bakalım gel. Yo ya öte yanki olukta yaktıydım ya. Tamam ben bardaklarını yıkayana kadar Salih. Tam buraya gelmişler ya Harman'a. He? Harman'a gelmişler tam. Ha, gidiyor ha. Devam. Baksa geri döndü bu kez de. Lan ne uyanık inek ya. Ne uyanık bir hayvan ya. Oturduğumu gözetleyelim ha. Limonaya sarsaydın ya kavakların içine. Kavakların içine mi? Yo Salih ova sel su içinde ya her yer. He? Kavak sulamışlar her yerden su akıyor. Çamurun içinde nereye geleceksin ovada? Yerlerde onun için dedim yayınlardan. Bak 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 bu gözle döndü bak geri. Azı zor topladım la. Niye? Gitmiş lan. Ya Salih baktım yok la tam buraya gelmiş la. Sen ne ettin bakalım? Salih. Bir de yemiş Mevlüt'ten. Nesin Allah kabul etsin. Şimdi yedim. Hele. Ha şimdi yedim yeni yedim. Anam gel yeni mi geldi? Yok ya ben giderken yedim. Ya durun ya. Anam. Ben yeni yedim zaten. Tek bir deyene bir yerden içtim. Geldim. İyi bakalım kırmızı şapka. Yedim geldim işte. Taş köprüde de gideydin bir deyi. Ha. Yok o şey. O gibi değil ya. O gibi değil. Kadı Mehmet Emin'in Hasan aradı tavuk almış. Pazardan diye 100 kağıdı tavuk aldım diye. Salih duymasın dedim. Oraya kadar gel dedim. 100 kağıdı hiç tavuk şey kapat tavuk. Bilmiyorum ki ya. Çoktan beri özürü defa demedin diyorum. Buyur lan yiyelim gel. Ya. Nereye? Ya, hele. Gittim ben diye 100 kağıdı bir tavuk aldım diye. Ha, 100 kağıdı tavuk mu olur? Ha, ne diyorsun sen? Kaç para Salih? Çok para mı? Tabi be valla 100 milyon çok para. Niye ya? İki tavuk alırsan gel aşağıdan 100 kat vereceksin o zaman. 100 kat 100 milyon bir tavuk verilince. Ay canım ya Allah. 100 milyon verilince bir tavuk ya ne bileyim ben. Daha ikinci başka tavuktu. Öyle değildi. Salih paranın bir değeri kalmadı ağ oğlum ya. Kalmadı ya. 3 paket sigara parası yani ha? 100 lira ne? Yok be. Bir tavuk her gün bir yumurta tavuk. Veriyor. Ya, yok yani bir tavuk. Yani aldığını bir yani 50 kağıt da alamıyorum bir tavuğu. Nerede koyayım? Ne 50 kağıt? Bazı 50 kağıt. Ana. Ne diyorsun sen? Davara kurt neye gülü baba bakalım. Yok yok gelmez. Hey! Rahmetlik babam derdi arkadaşlar. Yanından ayrılmayın hayvanın derdi. Yok ben ayrılmam. Ayrıldığım anda. Ya ben ayrılmam yanından. Ben kocatların ya. Ana. Küçük uşak mıyım ben? Ana. Şunun küçük uşak mıyım ben değişine bitiyorsun ya. Hadi bir şey almıyoruz ben he. Hele. Her fazla bir şey yapmıyoruz. Kış geliyor değil mi kayın? Yapamıyoruz fazla. Bir de bu dediğin, aga dediğin. Bir de yemi, yoncası, balyesi. Baksa la Salih. Şunlara baksa la gel be la. İyi be la. Bir iki şey koysam yeter be. Fazla gerek yok. Kışın zor zor. Tabi canım. Kışın zor. Kışın aga dediğin zor. Tabi. Kolay değil. Nektardan fazla yedin. Niye ediyorsun öyle kibar kibar? Sokulu sokulu besen gel ha. Hele. Hı? Al ben sana toplayabildim. Hadi. Al gel ha. Hele. Gel oğlum tekeş gel. Hı. Gel gel. Tekeyi ya. Tam videoyu sonlandır dedim arkadaşlar. Bir anda Salih geldi. Basla Salih şunlara ya.
Kuzu gibi, baksana şunları. Al ya. Kiren baba, baksana kirene. Hı? Kirene baksana. Kiren defe ya. Kiren defe. He böyle ya, dökülmüş kirenle gördüm ben. Maşallah arkadaşlar, bu sene meyvelerde çok, haddinden fazla. Erikler de öyleydi. Dalları kırılıyordu ya böyle. Mesela bu ürtlerle de öyle. Yağmur yağvedi. Yağmurdan canlandılar. Bir tek işte baharda arkadaşlar tam ekinler başak olurken o ara bir kurak gitti. Ondan dolayı arpalarda, buğdaylarda boyları da fazla büyük değildi. Teneleri de azdı yani. Arkadaşlar artık videomu sonlandırayım ben de. Dön dile geri lan Salih. Aşağıya elmaya da kaçabilir ha. Aşağı indir be ya. Nereye? Çamurda ne edecek ha Salih? Orada ne yiyelim? Yok oğlum, çayırda bırak. Ne gereği var? Doydular zaten. Çamurun içine ne indirmeye gerek var? Ha inek kaçtı zaten, çoğurdum geri. Çok uyanık lan. 2 dakikada beni uyudu ya la. 2 dakikada la, bir çay içeyim dedim ağız tadıyla. Mis gibi olmuş çayda ya. 10 dakika önce gelse Salih. Ya çay içerdik. Uçakla nereye geleyim bu havada? Hmm. 10 dakikada nereye geleyim uçakla? Niye indiyim bunu? Kar mısın, buz musun eriyecek badevese? 10 dakikada gelemez. Hiç sıcağa gelemez arkadaşlar. Uçakla gelemez. Bahçede yonca dolduruyoruz, hemen görgüye kaçıyor. Ya 10 dakikada, 5 dakikada gelemiyorum ki uçakta. İyi sen pazara tavuk almaya git, bırak sus. Tavukçu Salih. Yüz kağıdı Alman diye arkadaşlar, pahalı diye. O başka bir tavuk mu ki? Hele. Hint tavuğu ne mi ki? Bir tavuğunu 100 milyonu vermeyeyim ben. Yok abi. Vermeyeyim değil mi? Sen kaç aldıydın? Benim hep yok. Ben ikisini ben 300'üne kâr vermedim. İstedim 300 katına kâr vermedim. Arkadaşlar bir gün Salih pazara gitti, beni arayalım. Telefon edeyim. 200 lira verdik. Vereyim mi Salih Hint tavuklarını diye. Ben de vermez dedim. 300 istemişler. Salih ilk ağzından çıkan 300. İlk ağzından çıkan 300 diyorum. Ne dedim? İşte böyle. Hava serinledi. Oh. Bak. Esmeye başladı. Deminden neyledi Salih? Pişiriyordu. Yatar duman. Yanımdaydı benim. Ötekiyle gelmiyor bir tane. Kim o? Kuş mu? Gelmiyor, öteki ya gelmiyor. Kuş o. O evden dışarı çıkmıyor kuş ya. Misafir şimdi ya Salih, o sabahleyin geliyor koyuna. Misafir öğleden sonra yavrularına yatıyor. Dönüye geliyor, ne koyuna gelmez efendim. Dönüye geliyor. Ne sen geçen sabahleyin görmedin mi? Ne biçim abi diye dağıdı. Benle, görüvereyim. Benden durmuyor. Benden geliyor hele. Bilmiyorum, hepsi benden takılıyor peşimde. Benden gelmezdi. 4-5 tane oluyor la ben salınca. He? 4-5 tane oluyor tepeye çıkınca. Bir görmen benden lazım. Benden gelmiyor ya. Benden gelmiyor. Yok yok ya, benden gelmiyor. Neyse benden arkadaşlar. Benden. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Salih el sallalım. Videoyu kapalı diyorsun gayrık. Sen el sallın. Hoşça kalın de. Utanıyor Salih. Ne utanması? Ay şapkalı. Hoşça kalın arkadaşlar.